Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle minik prenseslerimiz için çok güzel bir port bebe çalışması yapacağız. Port bebeğimizi örmeye aşağı kısımdan yani şuradan başladık pembe ipimizle. Beyazımızı, pembemizi tekrar renklerimizi değiştirerek İstediğimiz uzunluk ölçüsü gelene kadar örmeye devam ettik ve her iki sırada bir rengimizi değiştirdik. Daha sonra istediğimiz ölçü geldikten sonra kenarlarında bu görmüş olduğumuz pembe bölümlerimizi tığladık. Bir defa başını dolayarak kapadık ve görmüş olduğunuz gibi dört tane düğmemizin yerini ayarladık. Önden arkaya doğru çevirerek bu kısmı tamamladık. Bakınız düğmeli bir şekilde her iki tarafın düğmesi de açılmakta ve Kapış önümüzü görelim. En son kapış önümüzü bakınız tek renk olarak ördük ve tepe noktasından dikerek tamamladık. Evet şimdi ölçülerine bakalım. Ölçülerimize bakınız şu şekilde videomuzun içerisinde de zaten yer verdim. E, 54 santim şu görmüş olduğumuz kısım 1.54 de altında var ve 24 santim de baş bölgesi için ayırdım ve toplamda 132 santim e, kullandım şu görmüş olduğumuz uzunluğun tamamı 132 santim tabi asılma ya da sündürme ya da kullandığınız tığımızın kalınlığına göre birazcık daha belki büyük olabilir bu ölçülerin birebir aynısı Evet şöyle kapanış halini de şu şekilde görmekteyiz enimiz 44 santim şöyle bakınız enimiz buradan diğer tarafa 44 santim enimiz var boyunun tamamının uzunluğu 132 santim 54 santim ve 54 santim e, bu ön taraftaki yani gövde için olan bölümümüz. Evet kullandığım malzemelere de şöyle bakacak olursak iki tane beyaz ipimi kullandım. Tamamen bitti. 4 adet de pembe ipimi kullandım. Yalnız pembemizden e, epeyce kaldı. 3 numara tığımla ördüm. İpim etrofil markaydı. 100 gram ve 250 metreden oluşuyor. 8 tane düğme kullandım ve hepinize kolay gelsin diyerek örmeye başlayalım. İplerimizin her ikisinde etrofil marka kullandık. Anti peeling özelliği olan ipimiz 100 gram ve 250 metre. Renk numarasına bakalım. Renk numarası 80003. 80, beyaz ipimizde aynı şekilde anti peeling özelliği var. 100 gram ve 250 metre. Şöyle baktığımızda 81 bir numaralı 80001 80, numaralı renge sahip süt beyaz. Evet şu şekilde bakınız lazım olacakları iki tane beyaz ipimiz dört tane de pembe ipimiz gerekecek ve üç numaralı tığımızı da kullanıyoruz. Evet şimdi kolay gelsin diyerek hemen port bebeğimizi örmeye başlayalım kolay gelsin. Evet hemen zincirimizi çekerek modelimizi uygulamaya başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 90 kadar zincirimizi çekelim. modelimizi bu zincirlerimizin üzerinde yerleştirelim. Tam 90 tane zincirimi çektim ve modelimizin hemen trabzan bölümünü uygulamaya başlayabiliriz. Geriye dönerek zincirlerimizi sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Beş. 5. zincir yuvasına şöyle elimizle tutuyoruz. Tığımızın başını bir defa dolayıp yuvamızın olduğu yere giriyorum ve 3 defa da örüyorum. 1, 2, 3. Hemen yanındaki zincirimin içerisine yine bir defa doluyorum. 1, 2, 3. Sırası ile toplamda 10 tane trabzan olacak şekilde bir defa başını dolayalım. 3 defa da örelim. Burada kenardaki dönüş zincirimizi saymadan sadece trabzanlarımızın 10 tane olması gerekmekte. Bir defa dolayalım. 1, 2, 3. 1, 2 ve 3. Bir defa doluyorum, üç defa da alıyorum. 1 2 ve 3. Bir defa doluyorum, sıradakine batıyorum. 1 2 ve 3. 1 2 ve 3 sayalım. 2 4 6 8 10. Tam 10 tane trabzanımızı ördük. Yine hatırlatmak istiyorum. Kenardan dönmüş olduğumuz zincirden oluşan trabzanımız kenarımızda modelimiz bitene kadar ilerleyecek. Ondan ayrı olarak bakınız 2, 4, 6, 8 ve 10 tane trabzanımız var. 10. trabzanımın üzerine 2 defa zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum tekrar bu 10 trabzanımın aynen karşılığını diğer tarafa örmek istiyorum burada yapmamız ve dikkat etmemiz en önemli şey zincirimizden sonra ilk trabzanımızı 10. trabzanımızın olduğu yere batmak bakınız aynı yere batıyoruz ve 1 diye buradan itibaren başlıyorum saymaya 1 aynı yerde zikzaklı olduğu için zikzakımızın yukarıya çıkan bölümü olacak Burası hemen yanındaki yere ikinci trabzanımı örüyorum ve birer birer her trabzanımıza bir defa başını dolayarak 10 tane trabzan sayısına ulaşıyorum. 10 olana kadar trabzanlarımızı örelim. Tam 10 tane trabzanımızı ördüm aynı yerle başlamıştık. Bakınız lütfen buraya dikkat edelim. Zikzağımızın yukarıya doğru çıkan kısmı olacak. Aynı yere battığımız zaman bakınız şöyle güzel bir meyil vermekte. Şimdi e, normalde zikzaklarımızın bir tarafı yukarıya doğru yükselirken diğer tarafı da aşağıya doğru düşmesi gerekmekte. Yalnız buradaki uygulayacağımız modelde şimdi yapacağımız kutucuklar modelimizin yani zikzağımızın aşağı inen bölümünü oluşturan e, kısımlar. Şimdi 10. trabzanımızdan sonra bir tane zincir çekerek bu kısmımızı örmeye başlayalım. Bir zincirimi çektim. Bir tane aşağıdan atlıyorum. Tırmın başını dolayarak ikinci zincirin içerisine geliyorum. 1, 2 ve 3 defa da alıyorum. Bir tane kutucuğumu bu şekilde oluşturuyorum. Hemen 10 tane trabzanımızı ördük. Bir zincir yukarıdan. Bir zincirde aşağıdan eşitledik ve hemen sıradaki zincirin içerisine bir tane trabzanım ördüm. Tekrar bir zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak bir tane atlıyorum. Diğer zincirin içerisine batıyorum. İkinci kutucuğumu da bu şekilde ördüm. Yine bir zincir. Bir atlıyorum. 3 tane kutu. Bir zincir bir atlayarak diğerine batıyorum. 4 bir zincir bir atlıyorum. Yanındaki zincire batıyorum. 1 2 3 defa da örüyorum ve şöyle bakmak istiyorum. 1 2 3 4 5. Toplamda 5 tane kutucuğumuzun olduğunu görüyoruz. Şimdi 5 kutucuğumuzu aşağıya iniş bölümü olarak kullandık zikzağımızın. Şimdi biraz önceki bu kısımda yaptığımız gibi 10 tane trabzan, 2 zincir, 10 trabzanla bölümümüzü hemen örmeye başlıyoruz. 10 trabzanımızın birincisi buradaki zincirimiz oluyor. Burayı 1 diyerek başlatıyoruz ve hemen ikinciyi yanına örüyorum. 2 Burası önemli. Bakınız ayrı ayrı yerlerdeler. Bakın 2 ve sıradakine batıyorum. 3 10 tane trabzanımızı ördüm. Sayalım 2, 4, 6, 8, 10. 2 tane zincir çekiyorum. 1 ve 2 tığımın başını dolayarak diğer zikzamızın buradaki görmüş olduğumuz ikinci bölümümüzü örmeye başlıyoruz. İkinci bölümümüzde burada yaptığımız gibi birinci trabzanı 10. trabzanın olduğu yere batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere batıyorum. Bakınız. Şöyle görelim. Aynı yere batarak başlatıyorum ve 1 diyorum. Yanındakini örüyorum. 2 10 tane trabzan olana kadar bir defa doluyorum. 3 defa da çekiyorum. Sırası ile zincirlerimizi hiç atlamayalım. Birer birer trabzanlarımızı yerleştirelim. 2, 4, 6, 8 ve 9. 10. trabzanımı da örüyorum. Evet 10 tane trabzanımız sağ tarafta. 10 tane trabzanımız sol tarafta. 2 zincirimiz de arada. 2, 4, 6, 8 ve 10. Bakınız. Şimdi buradaki görmüş olduğunuz 5 tane kutucuğumuzu örme yerimize geldik. Hemen 10. trabzanımın üzerine bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir tane zincir atlıyorum. İkinci zincirimin içerisine gelerek batıyorum. Ve trabzanımı örüyorum. Birinci kutucuğumu da bu şekilde oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum ikinci kutucuğumu oluşturuyorum bu şekilde tekrar bir zincir bir atlayarak üçüncü kutucuğumuzu bir zincir bir atlıyorum dördüncü kutucuğumuzu da oluşturduk tekrar bir zincir bir tane atlıyorum bakınız aynı yere batmıyoruz bakın Evet şimdi görelim 1 2 3 4 5 5 tane kutucuğumuzu ördük buradaki yapmış olduğumuz bölümün aynısı bir tane zikzak yaptık yukarıya çıkan aşağı inen zikzak kısmında kutucuklarımızı yaptık tekrar yukarı çıkan zikzak grubumuzu yaptık yine 5 tane kutucuğumuzu ördük ve trabzanlarımızı örmeye başlıyoruz. Trabzanlarımızı örmek için hemen son kutucuğun trabzanını bir diye başlatıyoruz. Bakınız bir yanına örüyorum. 2 yanına örüyorum 3 10 olana kadar devam edelim 10 tane trabzanımızı yan yana ördüm 2 4 6 8 ve 10 2 tane zincirimi çekiyorum tığımızın başını dolayarak hemen aynı yere giriyorum 1 2 3 4 Tam 10 tane trabzanımı yine örerek tamamladım ve şu şekilde görmekteyiz bakınız. 10 tane trabzan, 10 trabzan, 2 zincir, kenarda da bir tane zincirden döndüğümüz trabzan. Arada kutucuklarımızın olduğu iniş bölümümüz tekrar 10 trabzan ve 10 trabzan olarak ördüğümüz bölüm. Yine iniş kutucuklarımız ve 10 trabzan, 10 trabzan ördük. Ölçümüze şöyle bir bakalım. Biri tutuyorum uç kısımdan ve şöyle elimi tutarak alıyorum. 41 santim uzunluğunda olduğunu görmekteyim. Ördükçe örgümüz birazcık daha açılacağı için yaklaşık 45 santime doğru gelecek. Bu da bizim istediğimiz ölçü için yeterli. Bir de kenarına beyaz e, kenar patı öreceğimiz için e, bu ölçü yeterli. Ama ipiniz ince ise e, ya da daha büyük örmek istiyorsanız buradaki yani hiç modeli de değiştirmek istemiyorsanız şayet 10 olan trabzanlarımızın sayısını 12-12 burayı aynı şekilde yine devam 12-12 ya da 12-12 devam edebilirsiniz. İpiniz ince ise hiç değiştirmeden sadece trabzanlarımızın sayısını 2-3 ne kadar büyüklükte isterseniz bu şekilde sadece buradaki trabzanlardan artışımızı yaparak büyütebilirsiniz. Şimdi 10 tane trabzanımızı ördükten sonra başlarken yapmış olduğumuz bir tane kenardaki devam edecek trabzanımızın olduğu bölüm vardı. Hemen 10 trabzanım sonrasında buradaki bölümümü de örüyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. Bir atlıyorum. İkinci trabzan zincirin içerisine bir tane trabzanımı örüyorum. Ve bu şekilde birinci sıramı tamamlamış oluyorum. Şuradan bakınız 90 zincir çekmiştik. 2, 4, 6 8 hemen hemen 10 kadarı fazla oldu. Hemen bakınız buradayken uç kısmını kesiyorum. Birkaç zincir kalarak ve şu şekilde sıkıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi hiç problem olmadan bu kısmı kapattık. Şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım. İkinci sıramızı yine pembemizden örüyoruz. 1 2-3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Örgümün arkasını çevirdikten sonra burada zikzamızı oluşturacağımız için hemen zincirimin yanındaki yeri örmüyorum. Bir sonraki trabzanımı örmeye başlıyorum. Tığımın başını doluyorum. Şu şekilde yandan girerek örüyorum. 1-2-3 Bakın burada hemen ilk trabzanımızı atladık. Lütfen buna dikkat edelim. Hepsini örmeye kalkmayalım diğerini örüyorum. Ana gövdeden giriyorum bakınız. 1 2 3 Birer birer ana gövdeden girerek trabzanlarımı örüyorum şöyle. ipimi yarımladım hemen düzeltiyorum 1 2 3 1 2 3 bir tane içten başladığımız için burada 9 tane trabzanımız var bakınız 2 4 6 8 9 şimdi iki tane çekmiş olduğumuz zincirimin içerisine bir tane daha trabzanımı örüyorum toplamda atladığım yeri Zincirimin içerisine kaydırıyorum. Bakınız 10 tane trabzanımız oldu. 2 tane zincirimi ilave ediyorum. Aynı yerin içerisine 1 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3 ve başlıyorum. Buradaki trabzanlarımızdan tam 9 tanesini örüyorum. Şu kısımdan bakın hemen başlıyorum. Bir diye burayı sayalım artışımızı. 2 diyerek başlayalım. Toplamda 10'a ulaşana kadar ilerleyelim. 2, ana gövdeden giriyorum.

ve 10, 10 tane trabzanımızı ördüm şöyle görelim bir tane yuvamızın içerisine örmüştük 2, 4, 6, 8 ve 10, 10 trabzanımız ördük diğer tarafta bakınız şu şekilde kabartılı bir e, görünüm olacak ve devam ediyoruz örmeye. Tığımın başını doluyorum 5 tane kutucuğumuzun tam ortadaki 3. kutucuğumuzun içerisine giriyorum. Atlıyorum bakınız şöyle gördüğümüz zaman birinci kutucuğu atlıyorum, ikinci kutucuğu atlıyorum ve üçüncü kutucuğumun içerisine gelerek batıyorum. Ve örmeye başlıyorum. 1, 2, 3. 3 defa da aldım trabzanımı. Bir zincir çekerek kapatıyorum. Şöyle biraz ipimi uzatıyorum fıstık yapmak için. Tığımı başını doluyorum. Bir zincir çektiğim yere şöyle giriyorum bakınız. 1, 2, 3. 3 defa fıstığım için ipimi uzatıyorum. Eğer ipiniz ince ise 4 ya da 5 de doldurabilirsiniz. Çekiyorum. Kapatıyorum. Ve hemen 3 zincir ilave ediyorum. 1, 2, 3. Aynı yere hemen şu kısma yani dibine gelerek batıyorum. Ve birinci fıstık grubumu oluşturuyorum. Battıktan sonra yine bir zincirle kapatıyorum. Tığımın başını doluyorum. Yine aynı kutucuğa, üçüncü kutucuğumun içerisine gelerek batıyorum. İkinci trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi uzatıyorum. Bakınız küçük yuvanın içerisine giriyorum. Bir. Aynı yere. iki, Aynı yere. Üç. Üç defa fıstığımı uzatıyorum. İçinden geçiyorum. Kapatıyorum. Bir. 2, 3 zincirimi çektikten sonra hemen dibine batıyorum. Bir zincirle kapatıyorum tekrar. Şu şekilde bakınız iki tane fıstığımızı ve trabzanlarımızı yaptık. 2 tane daha aynı şekilde öreceğiz. Zincirimizi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Yuvanın içerisine giriyorum. 1 2 3 bir tane zincirle kapatıyorum ve burada minik bir yuvamız açılıyor uzatıyorum Giriyorum yuvamın içerisine. 1. Aynı yere 2 ve 3. 3 defa ördükten sonra içinden geçiriyorum. Bir tane zincirle kapatıyorum ve üzerine 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Aynı yere gelerek batıyorum. Ve bir tane zincirle kapatıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum dördüncü trabzanımı örmek için giriyorum. 1, 2, 3. Bir tane zincirle kapadım. Uzatıyorum. Yuvaya giriyorum. 1, 2 ve 3. İpimi geçiriyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve hemen şuradaki bölüme trabzanımın yanına girerek batıyorum. Ve şöyle gördüğümüz gibi 4 tane fıstıklardan oluşan çiçeğimizi bu kutucuklarımızın tam ortasına yerleştiriyoruz. Şöyle de gördüğümüz zaman bakınız arkası şöyle çiçeğimizi güzelce kurduk. Evet çiçeğimizi kurduktan sonra şimdi yandaki trabzanlarımızı örmeye başlıyoruz. 2 tane kutumu ve 1 tane trabzanımı atlıyorum. Tığımın başını dolayarak hemen geçiyorum. Bakınız bir kutu atladım. İki kutuyu atladım trabzanımı atlıyorum ve hemen ikinci sırada gelen trabzanımla örmeye başlıyorum tığımın başını doluyorum sırasıyla trabzanlarımı birer birer yandan girerek örüyorum ana gövdeden almaktayız zincirimin olduğu yuvama geldim bir tane içerisine giriyorum ve trabzan sayımı 10'a ulaştırıyorum sayalım 2 4 6 8 ve 10 10 tane trabzanımızı ördükten sonra 1 ve 2 zincirimi çekiyorum yuvamın içerisine bir tane trabzanımı yine örüyorum diğer 10 tane trabzanımı bununla birlikte 10 trabzan olacak şekilde yandan girerek örüyoruz sondan bir tane trabzanımızı bırakıyoruz. Bakınız 3 oldu. 4 5. örmekteyim. 6 7 8 trabzanlarımızı örerek geldim. 2 4 6 8 10. 10 tane trabzanımızı tamamladık şöyle çiçeğimizden sonra. Ve e, buradaki hazırlamış olduğumuz 5 tane kutucuğumuzu görmekteyiz. 1 2 3 4 ve 5. Son tırabzanımızı atlıyorum, örmüyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir kutu atlıyorum, iki kutu atlıyorum. 3. kutunun içerisine bir defa başını doladığım tığımı gelerek batıyorum ve 3 defa da örüyorum. 1 2 3. 3 defa da ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Şöyle uzatıyorum. Tığımın başını dolayarak giriyorum. 1 2 3 defa doldurarak fıstığımın zeminini hazırlıyorum ve bir defa içinden geçiyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 zincirimi buradaki yeni örmüş olduğumuz trabzanımın hemen dibine şöyle alttan kavrayarak batıyorum. Ve bir tane zincirle kapatıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum aynı yere. Yani 3. kutucuğumuzun içerisine giriyorum. 1 2 3. Bir tane zincir çekip kapatıyorum ve ipimi uzatıyorum. Başını doluyorum. Aynı yere batıyorum. Bakınız şöyle minik gözümüzün içerisine 1 2 3. Tek seferde çekiyorum. Kapatıyorum. 1 2 Üç tane zincirimi çektikten sonra hemen dibine giriyorum ve kapatıyorum. Bir zincir çekip kapattığım yeri pekiştiriyorum. Tekrar tığımın başında oluyorum. Üçüncü kez aynı yere giriyorum. Ve trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum ve uzatıyorum. Tekrar Minik yuvaya giriyorum. 1 2 ve 3 Çekiyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3 hemen trabzanımıza bağlanıyoruz ve 3 tane görmüş olduğumuz gibi minik çiçeklerimizi yapıyoruz bir tane zincirimi çektikten sonra yine tığımın başını doluyorum 1 2 3 bir zincir çekip uzatıyorum aynı işlemimizi yapıyorum 1 2 ve 3 çekiyorum kapatıyorum 1 2 3 hemen dibine batıyorum kapatıyorum Bir bir zincirimi çekiyorum şu şekilde tam ortaya iki tane sağında iki tane solunda boş kutumuz var bakınız şöyle bir iki üçüncüyü ördük dört tane tıpkı burada da aynı işlemimizi yapmıştık tığımın başını doluyorum birinci trabzanı değil ikinci trabzanı yandan girerek kabartarak örmeye başlıyorum bir tane trabzan içe doğru girdik çünkü bir tanesini zincirimizin içerisine çalışacağız her birisini ana gövdeden birer birer örelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve en son zincir yuvamın içerisine giriyorum. Toplamda 10 tane kabartılı trabzanımı örüyorum. Şöyle gördüğümüz zaman bakınız ön yüzden kabartılı bir şekilde gayet güzel oldu. Bakınız zincirimizin ölçüsü trabzanlarımızı yapmaya devam ettikçe genişlemekte. Onun için ilk sayımız kesinlikle size küçük gelmesin. Ama ipiniz ince ise tabi ki dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. 2 tane zincirimi çekiyorum. Bir tane zincir yuvasına örüyorum tekrar ana gövdeden örmeye başlıyorum yandan giriyorum kabartılı olarak sıramızın sonuna kadar örerek ilerleyelim şu kısmı örelim sıramızın sonuna doğru örerek geldim 2 bir tanesi yuvanın içindeydi 2 4 6 8 10 bir tane trabzanımızı sondan örmüyoruz çünkü onun yerine yuvamızın içerisine örmüştük tığımın başını doluyorum en son kenar olacak zincirimin üzerine gelerek batıyorum bir iki defa çekiyorum üçüncüyü ise beyaz ipimle alıyorum artık beyaz rengimizde Bu iki sıramızı öreceğiz bir 2 3 3 tane zincir beyaz ipimle kenarımıza çektim ve örgümün yönünü çeviriyorum tığımın başını doluyorum sıradaki trabzanımı atlıyorum bir sonraki trabzanımı hemen yine yandan giriyorum ve örmeye başlıyorum yandan bakınız birer birer örüyorum 1 2 3 2 sıra beyaz 2 sıra pembemizi öreceğiz tamamen bitene kadar 2 bir tanesi zincirimiz bu kısmı saymıyoruz. 2 4 6 7 8 9 ve bir tane de zincirimizin içerisine çekiyoruz 2 tane zincir çektiğimiz yuvamızın içerisine tam ortaya şu kısma ve toplamda 10 tane trabzanımızı beyaz rengimizde örmüş oluyoruz şu şekilde bakınız şöyle görelim ve devam ediyorum 1 2 tane zincirimi çekiyorum yine bir defa zincirin içerisine giriyorum yandan girerek örmeye başlıyorum Toplamda 10 tane trabzan olana kadar örüyoruz. Ortadaki örmüş olduğumuz trabzanımızla birlikte toplamda 10 trabzan sayısına ulaşacağız. Birer birer ana gövdeden alarak ilerliyorum. 2, 4, 6 ve 7. 8, 9 10 10 tane bu şekilde trabzanım ördüm şöyle görmek istiyorum bakınız pembemizin üzerine yine yandan ana gövdeden girdik kenar 3 tane zincirimizi çektikten sonra bir tane trabzan içeriden başlayarak 10 tane trabzanımızı zincirimizin içiyle birlikte tamamladık 2 zincirimizi çektikten sonra yine zincirimizin içerisine bir tırabzan ve devam ederek toplamda 10 tane tırabzanımızı ördük. 2 4 6 8 ve 10. Bir tane zincirimi çekiyorum ve hemen buradaki görmüş olduğumuz çiçeklerimizin olduğu yere geldik. Çiçeklerimizi örmeye başlıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın son tırabzanımızı örmüyorum. Yine yandan giriyorum şu şekilde. 1 2 3. Bir tane zincir çekiyorum yandan 1 2 3 bir zincir çekiyorum yandan bu tomurcuklarımızı uzattığımız trabzanlarımıza giriyoruz bir tane zincirimizi çekiyoruz yandan dördüncü kez giriyorum 1 2 3 ipimizi yarımlamadan hemen düzeltelim 1 2 ve 3 bir tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum birinci trabzanı atlıyorum ikinci trabzanıma yine yandan girerek örmeye devam ediyorum 1 2 3 ve sırasıyla 10 trabzan olana kadar örüyorum 2 3 4 5 6 7 8, 9 ve bir tane de iki zincirimin olduğu yere giriyorum. 10 trabzanımı örüyorum. Hemen iki tane zincirimi çekiyorum. Bakınız çiçeklerimizin arkasına yeniden yuvamızı kurduk. 1, 2, 3, 4, 5 tane yuvamız yine arkada hazır. Bir sonraki çiçeğimizin zeminini de hazırlamış olduk. Şimdi ilerliyorum bakınız. İki zincirimi çektikten sonra yine aynı trabzan bölümünde olduğum için batıyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Yandan girerek ilerliyorum. Çiçeğimizin olduğu yere kadar toplamda 10 tane trabzanımızı birer birer örüyorum. Toplamda 10 trabzanımız olana kadar devam ediyorum ve sayıyorum bakınız bir tane trabzanım kaldı sonra örmüyorum 2 4 6 8 ve 10 toplamda 10 trabzanım ördüm bir tane zincirimi çekiyorum Tığımın başında doluyorum yandan ilk fıstıklı dolgu çiçeğimizin yanından giriyorum ve örüyorum bir zincir çekiyorum ikinci bakınız fıstığımızın altındaki bölüme giriyoruz bir zincir çekiyorum üçüncüyü aynı şekilde yandan girerek örüyorum bir zincir çekiyorum ve dördüncüyü de aynı şekilde örüyorum bir zincir çekiyorum tığımın başını dolayarak birinci trabzanımı atlıyorum ikinci trabzanımı yandan şu şekilde girerek örüyorum ve 10 tane trabzanım olana kadar örüyorum Toplamda 10 trabzanımı ördüm. Bir tane içten başladım ve bir tane de iki zincirimin bulunduğu yere girdim ve toplamda 10 trabzan sayısına ulaştım. İki zincirimi çekiyorum ve yine zincirimin içerisine ilk önce bir tane trabzanımı örüyorum. Sonra ana gövdeden girerek birer birer trabzanlarımı örüyorum. sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. Artık aynı ördüğüm için trabzanlarımızı biraz daha seri örebiliriz. Bir defa doluyoruz yalnız. Üç defa da alıyoruz. Buna dikkat edelim. İpimiz de zaten e, dolguncu olduğu için. Evet en son bakınız trabzanımı örmüyorum. Geçişteki çekmiş olduğum 3 zincirimin tepesine geliyorum. 1, 2, 3. 3 tane trabzanımı örüyorum yani 3 defa da çekiyorum bir trabzanımı ve bu şekilde birinci beyaz sırasını tamamlıyorum bakın 2 4 6 8 10 bir de kenar ilmeğimiz tamamlanmış oluyor şöyle görelim şimdi üst sıraya geçiyoruz beyazımızla çiçeklerimizi yapmaya başlayacağız İkinci sıramızı örmeye başlıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum tığımızın başına dolayalım birinciyi atlayarak ikinciyi yine yandan girerek örüyorum yine 10 tane trabzanımızı örelim birer birer bakınız örerek ilerliyoruz Son iki tane trabzanımızı da ördükten sonra ortaya girerek bir tane trabzanımızı örelim. Şu şekilde. İki zincirimi çekiyorum. Tığımızın başını dolayarak tekrar girelim ve başlayalım yine yandan girerek trabzanlarımızı örmeye bakın buraya kadar 10 tane trabzanımız oldu 2 4 6 8 ve 10 hiçbir şekilde sayı karışmıyor ne eksiliyor ne fazlalıyor güzel takibimizi yaptıktan sonra hiç sıkıntı olmadan istediğimiz gibi örebiliriz bakınız diğer yönden ve bu yönden şimdi tığımın başında doluyorum ve devam ediyorum yandan girerek trabzanlarımızı birer birer ilerletiyoruz. Çiçeğimizin olduğu yere kadar 10 tane trabzanımızı örelim. 10 tane trabzanımızı ördükten sonra en son trabzanımızı örmüyoruz ve şöylece bakıyoruz. Bakınız yine çiçeklerimizi yapma yerimiz geldi. 1, 2, kenarda 1 2 diğer kenarda tam ortaya giriyorum bir tane zincirimi çekmiştim tığımın başını doluyorum tam ortadaki kutucuğumun içerisine geliyorum trabzanımı örüyorum bir zincir çekiyorum buradaki fıstıklı çiçeklerimizin beyaz renklisinden yapmaya başlıyorum İpimi uzatıyorum ve devam ediyorum 1 2 3 çekiyorum kapatıyorum 1 2 3 hemen biraz önceki yapmış olduğum trabzanımın altından kavrayarak batıyorum ve kapatıyorum ve bir, bir zincir tekrar aynı yere giriyorum 1 2 3 bir tane zincirimi çektikten sonra uzatıyorum 1 2 ve 3 içinden geçiyorum kapatıyorum 1 2 3 zincirimle Trabzanımın altından kavrayarak kapatıyorum ve bir zincir çekiyorum tekrar aynı yuvanın içerisine giriyorum bir bakın zincirimi çekiyorum uzatıyorum fıstıklarımı 3 tane olana kadar uzatıyorum çekiyorum kapatıyorum 1 2 3 bir zincirimi çekiyorum tekrar tığımın başında oluyorum dördüncü ve son kez trabzanımı örüyorum bir zincirimi çekip yine uzatmaya başlıyorum çekiyorum kapatıyorum 1 2 3 ve bir tane zincirimi de çektikten sonra ikinci çiçeğimizi de bu şekilde örmüş oluyoruz Bakınız hemen beyaz çiçeklerimizi çok güzel bir şekilde yerleştirdik trabzanlarımızı yine yandan alarak örmeye devam ediyoruz bir tane zincirimiz burada vardı. Tığımın başını doluyorum. Bir trabzan atlıyorum. Yandan giriyorum. Ve hep ördüğümüz şekliyle 10 trabzanımızı örelim. Aradaki zincirlerimizi çekelim ve diğer çiçeğimizde tekrar görüşelim. Evet çiçeğimizi yaptığımız bölümümüzü tamamladık. Trabzanlarımızı ördük arkasından tekrar yeniden çiçek yapmaya geldik. Bir tane zincirimi çektim trabzanımın üzerine ve son trabzanımı örmedim. Toplamda burada 10 tane trabzanım var. Tığımın başını doluyorum. Şöyle tuttuğum zaman 1 2 3 4 5 tane kutucuğumu görüyorum. 2 kutucuk sondan, 2 kutucuk baştan ayırıyorum. Tam ortadaki kutucuğun içerisine bir defa başını dolayarak giriyorum. 1 2 3. 1 zincir çekerek kapatıyorum. Uzatıyorum ve başlıyorum. 1 2 3. 3 defa fıstığım için ipimi içinden geçiriyorum uzattıktan sonra bir zincirle kapatıyorum 1 2 3 tane zincirimi ilave ediyorum ve trabzanımın altından kavrayarak giriyorum bu şekilde kapatıyorum ve bir zincirle pekiştiriyorum tekrar tığımın başını doluyorum ikinci trabzanım için yine giriyorum bir zincirle kapatıyorum uzatıyorum ilmeğimi ve 3 defa fıstığım için ilmeğimi çekiyorum tekrar çekiyorum kapatıyorum 1 2 3 hemen araya batıyorum bir tane zincirle kapıyorum yine ve tekrar 1 2 3 bir zincirle kapatalım uzatalım ilmeğimizi 3 defa çekelim 1 2 ve 3 ilmeklerimin arasından geçiyorum bir zincir çekiyorum kapatıyorum arkasından 3 zincirimi ilave ederek trabzanımın sap kısmına bakınız şu şekilde giriyorum yani çiçeğimizi sapa görüntüsünde olan bölümümüze giriyoruz bir tane zincirimizi çekip kapatıyoruz son trabzanımızı örüyoruz bir zincirimi çekiyorum uzatıyorum 1 2 ve 3 çekiyorum kapatıyorum 1 2 3 aynı yere giriyorum bir zincirle kapatıyorum. Şu şekilde ikinci çiçeğimizi de bu şekilde oluşturduk. Tığımın başını doluyorum. Birinci trabzanı atlıyorum. İkinci trabzanımı hemen yandan girerek örüyorum. Birer birer 10 tane trabzanımızı sıra sonuna kadar örerek tamamlayalım. Modelimizi her iki sırada rengimizi değiştirerek istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Bakınız. İki rengimizin ikisinde de modelimizi kurduk ve bu şekilde modelimiz sırasıyla ilerleyerek büyüyecek. İstediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edelim. Şimdi e, örgümüzün ölçüsüne bakalım. Şöyle enini birbirimizin ölçüsüyle kıyaslayalım. Şöyle üzerine tutuyorum. Bakınız ilk başlangıç yerde üzerine tutuyorum. Şu şekilde çekiyorum. 43 santim olduğunu görüyorum. 43 santim eninde örgümüzün ölçüsü şimdi sırası ile pembemize geçiyoruz Burada da pembemizde de aynı şekilde işlemlerimizi yaparak ilerliyoruz. Bakınız pembemize de şu şekilde geçmiştik. Beyazımızın en son trabzanını örüyorum. Bu kenar trabzanı olan trabzanımızı bakın arada bir tane trabzanı örmeden atladım. Pembe ipimi alıyorum. Geçişimi yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincirimizi sıkıştırdığımızla birlikte ilk geçiş zinciriyle 4 tane zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum ve hemen şu şekilde yandan birinciyi atlıyorum, ikinciye giriyorum. Birinci her zaman için atlıyoruz. Hem bitirirken hem başlangıçta ilerlerken bu şekilde yandan girerek örelim ve modelimiz istediğimiz ölçüye gelene kadar devam edelim. Siksaklarımı ve e, kabartma tomurcuklarımı yaparak örgümü büyütmeye devam ediyorum. Bakınız buradan pembemizle başlamıştık. İki sıra pembemiz, iki sıra beyaz, iki sıra pembe, iki sıra beyaz olarak epeyce ördüm ama yeterli değil. Aynı şekilde örmeye devam ediyorum istediğimiz ölçüye ulaşana kadar. Alt sıradan örmeye başladığım pusetimi setimi bakınız şu şekilde örerek büyüttüm. Epeyce bir e, sıra beyazımızı iki sıra pembemizi örerek istediğimiz ölçüye gelmesini sağladık ve sonrasında kapşon olarak kullanacağımız kısmı tek renk üzerine ördüm şöyle ölçüsüne bakalım ölçüsünü hemen sizlerle birlikte alıyorum yeterli ölçü bu ölçümüzdür şöyle bakıyoruz bakınız bir uçtan tuttum ilerletiyorum 102 santim beyazımızın olduğu yere kadar olan bölüm diğer kısımdan itibaren ise 133 santim 133 52 santim 52 santim olarak şu şekilde katlayacağız bakınız yaptığımız yeri şöyle katlıyorum beyazlarımın olduğu kısmı şöyle görelim bakınız diğer e, kalan pembe kısmımızı ise kapış önümüz olarak e, birleştireceğiz ama öncesinde kenarlarımıza düğme dikeceğimiz yerlerimiz ve iliklerimiz için trabzanlarımızı Örmeye başlayalım. Kenarımız birazcık daha genişleyecek. Rahatlıkla e, kullanabilmemiz için kenarımıza düğme ve ilik yerimizi çalışacağız. Bu şekilde. Şimdi bir biten yerden başlıyorum. Tamamen bütün çevresinde kullanacağım için tığımı olduğu yerden itibaren örmeye Başlıyorum. Şimdi bakınız şu şekilde dikkat edelim. Eğer daha büyük örmek istiyorsak birkaç santim daha genişletebiliriz ama bu ölçü çok ideal bir ölçü. Açılacağını da düşündüğümüz için bakınız şu şekilde açılabileceğini de düşünelim ve ona göre çok da büyük, dağınık bir ölçü kullanmayalım. Şimdi kenarımızı örmeye başlayalım. Kenarımızı pembe ile dolaşmak istiyorum. Dileyen arkadaşlarımız beyazla da dolaşabilir. Hemen sökülen trabzanlarımı tekrar örüyorum. 3 defa da örmüştük. 1 2 3 ve en sona batıyorum. 1 2 3 ve başlıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bir zincirimi çektikten sonra tığımı başını doluyorum. Araya giriyorum. Tek seferde çekiyorum. İkinci kısma giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Ve devam ediyorum. Her bir trabzanımıza ikişer defa batarak örelim araya giriyorum 2 eğer gerekiyorsa 3 de batabilirsiniz mesela arada şu şekilde düzeltmek için tam araya da girebilirsiniz şöyle görmüş olduğumuz kısma 2 yeterli oluyorsa 2 eğer 2 yeterli olmuyorsa üçüncüyü de örebilirsiniz çok da kabartılı olmasın yani marullaşmasın arada üçüncüyü örelim Bakınız üçüncüyü örüyorum arada. Şöyle görelim bakınız. Bu şekilde kiminde iki ördüm kiminde 3 ördüm. Örgümüzün e, genişliğine ve darlığına göre 2'yi ve 3'ü ayarlayalım. Ne büzdürelim ne de marullanmasını e, sağlayalım. Düzgün bir şekilde bütün sıramızı tamamlayarak gelelim. Şimdi Bu uzun yanını örüyorum. Kısa yanını aynı şekilde örüyorum. Bakınız diğer uzun yanına da örerek başlangıç noktamıza kadar ilerliyorum. Kenarımızı ikişer trabzan ikişer trabzan alarak ördüm. Uç noktaya geldim. Uç noktaya dönüşte 3 defa buradaki kısmımıza battım. Bakınız 1, 2 ve 3. Diğer trabzanlarımızı birer birer örerek ilerledim. Şuradaki arayı batmadım. Bakınız bir sağındakine bir solundakine tam tepedekine batmadım. Ve şurada görmüş olduğumuz bir tane zincir olan kısmımıza geldik. Bakınız arasındaki ilk yuvamızı hazırladığımız bölüme. Buradaki yuvamızın ise her bir zincir yuvasına ikişer defa batarak ilerleyeceğiz. Hepsine de bakınız. Bir tanesini ördüm hemen. Yanına bir tane daha yapıyorum. 2. Tekrar yanına 1 ve 2. Yanına tekrar batıyorum. 1 ve 2. 1 ve 2. Diğer trabzan aralarına ise birer birer örerek ilerliyorum. İkişer ikişer trabzanlarımızı ördüm. Birer birer arayı ördüm. Bakınız tam 2 iki zincir çektiğimiz aynı yere batmış olduğumuz yerdeyiz. Buraya batmıyorum. Diğer tarafta batmamıştık. Tığımızın başını dolayıp hemen yanına geçiyorum. Bakın tepeye değil diğer yanına geçiyorum. Ve birer birer ilerliyorum. Buradaki e, bir zincir, bir trabzan ördüğümüz yeri de buradaki zincirlerimizi ikişer ikişer örüyoruz. Bu köşemizi yine yani buradaki iki tane trabzanımızın olduğu yere yine batmadan sağına ve soluna batıyoruz. Köşemize gelince tekrar görüşelim. Evet köşemizin olduğu yere kadar örerek geldim. Şuradan da bakınız. Bu uzun köşemizi de örmüştük. Uç kısmımızı ördük. Şimdi dönüşümüzün olduğu yerdeyiz. Dönüşümüzü bir defa girdim. Bakınız bir defa tekrar başını doluyorum. Aynı yere giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Tek seferde çekiyorum. Toplamda 3 defa tek seferde çektim. Tığımın başını doluyorum ve trabzanlarımı bakınız giriyorum. İkişer ikişer alıyorum. 1 2 her bir sıramızdakine 2 2 örelim. Şöyle görelim. Tekrar devam ediyorum. 1 ve 2. başlangıç yerimize kadar artık yapacak herhangi bir farklı bir şey yok yine bu kenarımızı tamamen şuradaki bölümden başlamıştık buraya kadar ikişer gerekirse arada bir de üçüncü trabzanımızı yani başını bir defa dolayıp batıp almayı yapalım şeye üç tane trabzanımızı ördükten sonra tığımın başını doluyorum minik araya bakınız tam arasına değil yukarıdaki minik gözün içerisine bir defa başını dolayarak giriyorum ve her bir gözün içerisine birer defa örerek ilerliyorum tam araya batmayalım sadece gözlerin içerisine örelim şu şekilde bakınız bir defa başını doluyorum batıyorum bir defa başını doluyorum direkt geçiyorum gözlerin içerisine girerek ilerliyorum. Şuradan başlamıştık bakınız. Bu sıramızı örmemiştik. Bu sıramızı da ilk defa örerek tamamlayacağız. Minik gözlerin içerisine ilerliyorum ve tomurcuğumun olduğu yere geldim. Tomurcuğumun olduğu yere bakınız şu şekilde. Hemen yanına bir tane batıyorum tomurcuğumun. Arkasını çeviriyorum şu şekilde bakınız. Hemen arkasını Şuradaki bölüme giriyorum. Bir defa tekrar aynı yere 2 ve hemen yanına şuradaki bölüme geçiyorum. Bakınız hemen. 1 ve 2. 2 sağına, 2 soluna ördüm tomurcuğumuzu. Şöyle görelim. Ve ilerliyorum trabzanımın olduğu yerin hemen bir öncesine batıyorum tekrar gözlerin içerisine girerek ilerliyorum. Şurada tomurcuğumuzu tekrar hatırlatalım. Tomurcuğumuzun hemen başlangıçtaki bölüme bir tane batıyoruz. Araya iki defa başını dolayıp batıyoruz. Ve diğer araya iki defa batıyoruz. Şöyle ördüğümüz yerin sağına ve soluna. Diğer tam trabzanıma geçmeden bir defa örüyorum. Sonrasında trabzanlarımı örerek başlangıçtaki şu bölümümüze kadar ilerliyoruz. Evet ilk başlangıç yerimize kadar örerek geldim. Bakınız en son trabzan gözümüzü ördükten sonra hemen ilk zincirimin olduğu yere gelerek şu şekilde bağlanıyorum. Bir ve iki tane zincirimi çektikten sonra yine birebir üzerlerini örerek ilerliyorum. Bu sıramızda da herhangi bir şey yapmıyoruz. Zaten hazırlanmış olan zeminimizin üzerinden birer birer örerek ilerleyelim. Başını dolayarak batalım her birinin üzerine eğer fazla geldiyse aşağıdan şu şekilde bir batalım iki tek seferde çekip kapatalım. Eğer fazla batmışsanız yığılma olacaksa lütfen bu şekilde müdahale ederek kapatalım. Şöyle mesela şu şekilde alarak tek sefere indirebiliriz. Fazla batmışsak batmadıysak birebir ilerleyelim ve başlangıç noktamızda görüşelim. Evet şimdi ikinci sıramızı tamamladım ve sıramızın başındayım. Bakın şu şekilde işaretlerimi koydum. Şöyle diğer tarafında görecek olursak her iki tarafı da eşit bir şekilde işaretlerimizi taktım. Burada üst kısma gelecek yerde katladım. Bakın şu şekilde güzelce şurası kapşörümüzün olacağı kısım. Diğer tarafı da şuradan itibaren öne doğru katladım ve düğme dikeceğim yerlerimi hem bu ucuna hem diğer uca bakınız ayıracımı taktım. Hem bu uçta hem diğer uçta Işaretlerimi taktım ve dörder tane ilik yerini ayarlayacağız ve üst kısım ilik alt kısmı ise düğmemizi dikeceğiz. İki sıramızı tamamladık. Üçüncü sıramızda ilik yeri açacağız. Bu işaretlerimizi bıraktığımız yerde daha sonra üzerine örmeye devam edeceğiz. Şimdi sıramızın başındayım. Bakınız şuradayım. Ve diğer üçüncü sıramıza başlıyoruz. Burada şunu hatırlatmak istiyorum. Her köşelerimize dönüşümüzde bakınız 3 tane örmüştük ilk köşemizde. Diğer bütün köşelerimizi örerken mutlaka 3'er tane örmeyi unutmayalım. Yoksa burası e, şu şekilde çeker yani büzer. Büzmemesi için tam köşemizin geldiği yeri 3 tane bakınız örelim. Her bir köşemizi mutlaka 3'er tane örmeyi ihmal etmeyelim. Evet şimdi geçişimi yapıyorum ve birer birer örmeye başlıyorum şu şekilde geçişimizi yapalım bir iki tane zincirimi çekiyorum devam ediyorum araçlarımın olduğu yere kadar birer birer bakınız her birine başını dolayarak batıyorum ve ilerliyorum araçlarımın olduğu yere gelince birer tane iliğimizi açacağız. 4 tane bir yönde, 4 tane diğer yönde ilik yerimiz ayarlayacağız. Şimdi dümdüz örerek geliyorum. ilk mavi işaretime kadar ilerliyorum. İlk işaretimizi bıraktığımız yere geldik. Bakınız hemen işaretimden bir öncesini ördüm. Şimdi bir iki tane zincirimi çekiyorum. Bir atlıyorum, iki atlıyorum. Üçüncüye gelerek batıyorum ve başını dolayarak batıyorum tek seferde çekiyorum birinci iliğimizi bu şekilde açtık iki tane zincirimizi çektik bakınız hemen işaretimizden bir önceki yeri ördük bir sonrakini örmedik iki zincir çekip başını dolayarak battık bu şekilde bütün ayracımızı taktığımız yerdeki İliklerimizi bu şekilde açacağız. Bakınız bir öncesini örüyorum. Ayraç taktığım örmüyorum. Ayraçtan bir sonrasını örmüyorum. Ve yukarıdan iki tane zincirimi çekiyorum. Ve başını dolayarak batıyorum. Bu şekilde diğer iliklerimizi de birlikte açalım. Bir, ta bir tanesini daha sizlerle birlikte açalım. Diğerlerini kendimiz açalım. Ayıracımın hemen yanındakini ördüm. Yukarıdan iki tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir tane atlıyorum. Bakınız ayıracım sonrasındakini bir tane atlıyorum ve diğerine gelerek batıyorum. Başını dolayarak tek seferde çekiyorum. İkinci iliğimi açtım. Diğer ayıracımın olduğu yere kadar ilerliyorum. Aradaki trabzanlarımızı birer defa başını dolayarak çekiyoruz. işaretlerimize kadar. İşaretlerimizde renk değişikliği olduğu için örgümüzde işaretlerimiz gayet kolay ayarlanabilmekte. Sayıları da net olduğu için hiçbir sıkıntı oluşmamakta. Aracımın olduğu yere geldim. İki tane zincirimi çektim. Hemen bir öncekini örmüştüm. Bir sonrakini örmüyorum. Bir sonrakine batıyorum. Hemen bakınız aracımdan sonrakini örmüyorum. Bir diğerine gelerek batıyorum. Ve tek seferde çekiyorum. Ve sıramızı işaretli yerlerimizde iliğimizi açalım ve başa kadar gelelim. Evet bakınız iliğimizin üzerine yine bir sıra daha başını bir defa dolayarak örmeye başlamıştım ben. Ve sona doğru geldim diğer en sondaki iliğimizin olduğu yere doğru yaklaştım. Başını doluyorum ve bir defa örüyorum. En son iliğimizi birlikte yapalım ve son sıramızı bundan sonra yapalım. Onu da sık iğne olarak örelim. İşaretimin olduğu yere geliyorum. Bakınız şu şekilde başını dolayarak örüyorum İliğimizi örmüştük sizde sonra sıraya başladım hemen zincirimin içerisine bir ve iki defa yine başını dolayarak giriyorum ve kenardan devam ediyorum bu sırayı bu şekilde başını dolayarak bitiriyoruz son sıramızı sık iğne olarak öreceğiz 1 2 3 4 4 sıra bir defa başını dolayarak battık ve dört kenarını tığladık şimdi e, bu son sıramız olacak. Son sıramızın her bir bakınız başını dolamış olduğumuz bölümün tepesine sık iğnemizi batarak son sıramızı tamamlıyoruz. Hemen başlıyorum. Başını dolayıp da aldığımız yerlerin hepsinin üzerine bir defa sık iğnemizi örelim ve son sıramızı tamamlayalım. Evet, aşama aşama ördüğümüz port bebeğimizin artık sonlarına doğru geldim. Bakınız kenarlarında Dörder düğmelerimi diktim. Diğer tarafa da aynı şekilde dört düğmemi diktim. Şuradan başlamıştık örmeye. Upuzun ördük. Bakınız kıvırdık ve yukarıdaki kapüşon bölümümüz kaldı. Kapüşon bölümümüzü de şimdi dikmeye başladım. Dilerseniz tığımızla da yapabilirsiniz. Ama ben uçlarından şu uç kısmından başlayarak iğnemizin bakınız şu şekilde alarak bir tane bu yönden bir tane diğer yönden gizlice alarak şöyle dikişimi tamamlayacağım ve kapışıyorum da bu şekilde tamamlanmış olacak şimdi şöyle bir yapmış olduğumuz işlemimizi çizdim 44 santim tamamı şimdi bakınız önce tabii 44 santim değildi şimdi her iki kenarımızda da bölümlerimizi ördük her iki kenarımızı ördükten sonra belirli bir genişleme oldu şöyle bakacak olursak santime Bakınız 4 santim. Şöyle kenardan 4 santim. 4 santim de diğer taraf 8 santim. Bir de örünce esneme payımız oluyor. Onları hesaba katarak başlamıştık. Evet şimdi 54 santim bu aşağıdan yukarıya doğru kıvrılan kısmımızı ördük. Diğer kısmı da aynı kendisiyle birebir karşılıklı olacağı için 54 santimde diğeri. Kapşon kısmımız için ise 24 santim ayırdım. Enleri ise 44 santim. Şu şekilde tamamlanınca görüntüsü olacak. Şöyle içi için ben toz pembe bir kaşe kumaş aldım. Ve kenarını mahallemizin terzisine şu şekilde ayarlattırdım. Aslında e, gerek bile yoktu. Çünkü atan bir kumaş değildi. ama bebek işi yaptığımız için temiz olmasını istedim ve kenarında bu şekilde sürfresini geçirdim. Evet şimdi kapşonumuzu da tamamlayalım. Kapşonumuzu tamamladıktan sonra dikişini port bibimiz kullanılmaya hazır hale gelecek. Dilerseniz bu şekilde bir kumaşımız alıp sizler de içine yaptırabilirsiniz. Dilerseniz sadece bu şekliyle bile kullanabilirsiniz. Evet şimdi kapşonu dikelim ve sonrasında görüşelim. Evet kapşon kısmını da dikerek tamamladım ve bebeğimizi bakın şu şekilde içine yerleştirdim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir port bebe çalışması oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle arkasında bebeğimizi rahatsız etmeden çevireyim arkasını da şu şekilde çevirdim bakınız. İçindeki bebeği çıkarıp arkası şu kısmı düz renkli örmüştük. Kapüşon olacak kısmı diğer renklerimiz, diğer sıramızı ise hem beyazımızı hem pembemizi örmüştük. Her bir rengimizde ikişer sıra olduğunu lütfen unutmayalım. İkişer sıra, ikişer sıra ilerliyoruz. Tekrar diğer yönünü çeviriyorum ve bu şekilde bakınız port bebeğimiz kullanılmaya hazır hale geliyor. Bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek sağlık, mutluluk, huzur içinde kalın inşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.